Sayın Mütevelli Eğitim Başkanımız, Mütevelli Eğitim'in değerli üyeleri, değerli hocalarımız, sevgili mezunlarımız, değerli aileler ve sayın konuklarımız. Özyeğin Üniversitesi 2013 mezuniyet törenine hoş geldiniz. Özyeğin Üniversitesi öğrencileri olarak ben Mücahit. Ve ben Berrak. Törenimiz süresince sizlerle birlikte olacağız. Bu önemli ve özel günde gururumuzu paylaşmak üzere bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz. Törenimize başlamadan program akışını hatırlatmak istiyoruz. Rektörümüz Profesör Doktor Erhan Erkut'un açılış konuşmasıyla başlayacak programımız, Mütevelli Eğitim Başkanımız Sayın Hüsnü Özyeğin'in konuşmasıyla devam edecek. Program birincilerimizin takdiminin ardından Öğrenci Birliği Özel Ödülü ve Özel Öğretim Ödülü sahiplerini açıklayacağız. YGA ve Özyeğin Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği Engelsiz Merkezi Programı sertifikalarının takdiminin ardından programımıza diploma töreniyle devam edeceğiz. Törenimizden hemen sonra sizleri yukarıdaki alanımızda resepsiyonumuza davet edeceğiz. Öğretim üyeleri ve mezunlarımızın alana girişinden önce tüm misafirlerimizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Profesör Doktor Erhan Erkut. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Celal Aksu. Mühendislik Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Reha Civanlar. Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Doktor Yener Ünver. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Canan Ergin. Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Orhan Hacı Hasanoğlu. Yüksekokul ve okul yöneticilerimiz, Sivil Havacılık Yüksekokul Müdürümüz Yardımcı Doçent Doktor Hatice Küçük Önal. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürümüz Sayın Teoman Alemdar. İngilizce Dil Öğretim Okulu Direktörümüz Sayın Nergis Uyan Akbay. Öğretim üyelerimiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, İngilizce Dil Öğretim Okulu. Mezunlarımız, Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları, Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları, Mühendislik Fakültesi mezunları,
Konuşmalara geçmeden önce Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Gökhan Çetin Sayın'a iletmiş olduğu mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Sayın Rektör, değerli meslektaşlarım, kıymetli öğrenciler. Üniversitenizin 2012-2013 akademik yılı mezuniyet törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Türkiye olarak en önemli zenginliklerimizden biri, her açıdan iyi yetişmiş, özgüveni yüksek ve ülkemizi yüksek hedeflere ulaştırma amacını taşıyan gençlerin varlığıdır. Bugün gösterdikleri gayretin, verdikleri emeğin karşılığını alan, ellerindeki diplomalarla 21. yüzyılın dünyasına kapı aralayan kıymetli öğrencilerimizi kutluyor, onları en iyi şekilde yetiştirmek için gösterdikleri özveri ve çabadan dolayı Sayın Rektörümüzün şahsında tüm akademisyenlerinizi, idare çalışanlarımızı ve öğrencilerimizin ailelerini tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum. Profesör Doktor Gökhan Çetinsay'a. Konuşmasını yapmak üzere Rektörümüz Profesör Doktor Erhan Erkut'u kürsüye davet ediyoruz. Winter is coming. Mezunlarımızın çoğu lisans programlarımızdan mezun oluyorlar. Ve 2008 yılında bu öğrenciler büyük bir risk aldılar. Yeni kurulan ve adı sanı hiç duyulmamış bir üniversiteyi seçtiler. Arkadaşlar, aranızda öz ne sözcüğünü duymamış olan var mı? Peki, az yayın, öz yayın sözcüğünü duymamış olan? Eşe dosta hangi üniversiteye girdiğinizi büyük bir heyecanla söylediğinizde belki de size acıyan gözlerle baktılar. Ya da böyle vah vah, herhalde daha iyi bir yere giremedi falan dediler. Hiç unutmuyorum, üniversitemizin basın lansmanında şimdi sizlere sene başında göreve başlamış olan hoca kadromuzu sunuyorum deyip kendimi göstermiştim ve gülmüşlerdi. Yine unutmuyorum, aynı lansmanda Hüsnü Bey, hedefimiz 5 sene içerisinde Türkiye'de her programda ilk 5'te olmak dediğinde basın mensuplarının bazılarının şöyle bir kaşı hafifçe yukarı kalkar gibi olmuştu. Hatırlarsanız 2008'de ben size bir ilk ders vermiştim o Altunizade kampüsümüzün bahçesinde ve sizin sınıf için şunları söylemiştim. Çok iyi bir sınıf demiştim. Çok yüksek puanlarla geliyordunuz. Araştırmasını bilen bir sınıf demiştim. Fırsatları görebilen bir sınıf demiştim. Ve risk alabilen bir sınıf demiştim. Ondan sonra da tam bizlik bir sınıf diye bitirmiştim. Şimdi size soruyorum, bu sözlerimde haksız mıydım? Peki sizler doğru tercih yaptınız mı? Evet. Sağ olun. Şimdi arkadaşlar, birinci dersten son derse, günün ilk dersi, risk almaktan korkmayın. Aldınız, karşılığını gani gani aldınız. İkinci ders, aranızda başarısız olanların ellerini görebilir miyim? Pardon, galiba kötü bir soru sordum. Hayatının herhangi bir döneminde bir başarısızlık yaşamış olanların ellerini görebilir miyim diyeyim. Çok güzel. Kariyerinde şüphe, hüsran veya başarısızlık ile karşılaşacağını düşünenlerin ellerini görebilir miyim? Sen hayatında hiç başarısızlıkla karşılaşmayacağını mı düşünüyorsun? Elini kaldırmadın da. Öyle düşünüyorsun. Peki. Hiç şüphe, hüsran ve başarısızlık istemiyorsanız hiç rüya görmeyeceksiniz arkadaşlar. Çok basit. Hiçbir zaman büyük hedeflerin peşinde koşmayacaksınız. Düşmeden bisiklete binmeyi öğrenemezsiniz. O üç tekerlekli bisikleti de bırakın artık. Tepeye giden yolda o üç tekerlekli bisiklet sizi bir yere götürmez. Düşün. Bisikletten düşün. Kalkın, tekrar binin, tekrar deneyin, tekrar düşün. Öğrenene kadar düşün, kalkın ama bisiklete binmeyi sonunda öğreneceksiniz. Hatadan korkmayın. Her hata bir ders. Bu dersi alın, daha donanımlı ve daha özgüvenli olarak yolunuza devam edin. Şimdi bir akademisyen olarak böyle dersleri bölük pörçük vermek olmaz. Dolayısıyla bunları birleştirmem gerekiyor. Birinci ders risk alın, ikinci ders hatadan korkmayın. Bunları birleştiriyoruz şimdi. Hatadan korkmayıp risk almanız gerekiyor. Ama hesaplanmış riskler almanız gerekiyor. Hani MBA öğrencileri bunu calculated risk falan diye
görmüş olabilirler. Araştırmanızı yapacaksınız, fırsatları ve tehditleri değerlendireceksiniz, ondan sonra karar vereceksiniz. Ama hiçbir zaman sıfır risk peşinde koşmayın. Uygarlıkları, ekonomileri, şirketleri, kurumları, ülkeleri risk alanlar, hatayı göze alanlar kurdu arkadaşlar, korkaklar değil. Sağ olun. Neymiş? Hata yapacakmışız, risk alacakmışız. Güzel. Üçüncü ders. Üniversiteye girdiğinizde ilk yaptığım sunumdan bir alıntıyla başladım. Şimdi biraz daha geriye gideceğim. Liselere yaptığım sunumdan bir alıntı yapacağım. Hepinizin üstün performans, üstün başarıyı hedeflediğini biliyorum. Üstün başarı, üstün performans ile ilişkilendirilebilen sadece bir tane girdi var arkadaşlar. Bu girdi de yetenek değil, zeka hiç değil. İşin ilginci deneyim de değil. Üstün performansı ve başarıyı getirdiği bilimsel olarak kanıtlanabilen tek girdi, hiç şaşırmayacaksınız, çok çalışmak. Size önerim sadece kariyerinizde değil, hayatınızın her safhasında her kime söz verdinizse ona verdiğiniz sözden fazlasını hedeflemeniz ve çok çalışarak etrafınızdaki herkesi şaşırtmanız. Şimdi ilk iki dersle üçüncüyü birleştiriyorum arkadaşlar. Yine bir üçleme yapıyoruz. Çok çalışarak sizden beklenenden fazlasını verebilirseniz, risk alıp hata yaptığınızda bunun hoş karşılanma ihtimali yükselir. Yani yüksek performans göstererek hata yapma hakkı satın alabilirsiniz. Geçiyoruz dördüncü derse. Çok çalışmak için nasıl bir işiniz olmalı? Mutlaka ve mutlaka çok sevdiğiniz bir işiniz olmalı. Arkadaşlar sabahları yataktan böyle fışkırarak kalkmalısınız. Hani çoğunun ayaklarını sürüyerek işe gittiği bir pazartesi gün var ya, o sizin bayramınız olmalı. İş arkadaşlarınız ya bu adam bir enerji içeceği içiyor kasa kasa ama acaba ne içiyor diye sormalılar sizin hakkınızda, merak etmeliler. İşinizi sevmiyorsanız bir dakika durmayın arkadaşlar. Kalbinizi dinleyin ve ona güvenin. İşe giderken ayaklarınız geri geri gidiyorsa hemen geri dönün ve son sürat koşun. Sevdiğiniz işi bulana kadar da aramaya devam edin. Her fırsatta söylediğim gibi 21. yüzyılda başarıya ulaşmak için zeka ve disiplin yeterli değil. Mutlaka inisiyatif almak gerekiyor. Mutlaka yaratıcı olmak gerekiyor. Ama birinci şart, ön şart, tutku, sevda ve aşk arkadaşlar. Şu anda hangi rüyanın peşinde koşmak istediğinizi bilmiyorsanız dertlenmeyin. Günün birinde sizin güneşiniz de doğacak. Öte yandan şu anda hayatınız boyunca ne yapmak istediğinizi bildiğinizi düşünüyorsanız sizi uyarıyorum, yanılıyorsunuz. Hayalleriniz de sizler gibi zaman içinde evrilecek ve yorulacak. Hayatın her döneminde ben hayattan ne istiyorum sorusunu sormayı unutmayın, robotlaşmayın. Geldik beşinci derse. Kapasite 5 ders dediler bana mezuniyet töreninde. 5 derslik bir ders hazırladım. Sevdiğiniz işi bulacaksınız, çok çalışacaksınız. Hata yapmaktan korkmadan risk alacaksınız. Eyvallah. Sonunda üstün başarı gelecek ama neden? Neden önemli bu üstün başarı? Ne için yaşıyoruz? Son hedef nedir? Hani bana çok sık sorulan bir soru tanıtım günlerinde liselerde. Hocam hedef nedir? Nereye gidiyoruz? Çok basit bir cevabım var arkadaşlar, şaşırmayacaksınız. Bizden sonra geleceklere bizim bulduğumuzdan daha iyi bir dünya bırakmak. Hedef bu. Hedef toplam mal varlığınızı en yukarıya çıkarmak değil. Hedef fark yaratmak ve anlam yaratmak. Etrafınızdakilerin yaşam kalitesini yükseltmek ve onların mutluluğunu arttırmak. Bu sizi de mutlu yapacak. Yani önce kendinize, sonra ailenize, sonra mahallenize, camianıza, şehrinize, ülkenize ve bütün insanlığa yararlı olabilmek. Özetle hocam derseniz, iyi vatandaş ve hayırlı insan olmak arkadaşlar. Böylece bu son derste size hiç de sır olmayan başarının sırrını vermeye çalıştım. Aslında biz size bu dersleri 5 yıldır vermeye çalıştık. Gerek profesyonel olarak çalışmak isteyenlere,
gerekse girişimci olmak isteyenlere sadece para için çalışmanın ne kadar sığ ve anlamsız bir yaşam biçimi olduğunu dilimiz döndüğünce kadar anlattık. Hak ve sorumluluk bilincinizi, sosyal bilincinizi, çevre bilincinizi, duyarlılığınızı, bireysel ve toplumsal özgürlük bilincinizi, empati yetkinliğinizi ve hoşgörünüzü arttırmaya çalıştık. Analitik ve eleştirisel düşünmeyi, çelişkileri çözümlemeyi, geçmişte doğru bilinenleri ve otoriteyi nereden gelirse gelsin hep sorgulamayı öğretmeye çalıştık. Çünkü arkadaşlar üniversite bir meslek okulu değil. Bizim amacımız da küresel ekonomi makinasına küçük böyle dişliler, vidalar falan imal etmek değil. Burada hep birlikte gerçeğin ve doğrunun peşinde olduk. Bizler sizleri birer insan olarak gördük, birer rakam olarak görmedik. Değer verdik, sevdik, saydık ve sizinle birlikte kendimiz de bir şeyler öğrenmeye çalıştık. Yolun sonunda gibi hissedebilirsiniz kendinizi ama aslında yolun başındasınız. Ama bundan sonraki yolculuk için gereken kumanya, araçlar, pusula, harita hepsi artık sizde var. Arkadaşlar burada tek öğrenen siz olmadınız. Üniversitede olup da öğrenmemek mümkün değil. Bizler de sizlerden çok şey öğrendik. Kendimden bir örnek vereyim. Biraz da öz eleştiri yapayım izninizle. Yıllarca birçok konuşmamda Y kuşağının yani sizlerin kuşağının ne kadar bireyci, ne kadar aidiyet duygusu zayıf, ne kadar kısa vadeli hedeflere odaklı, ne kadar gelecek konusunda duyarsız ve ne kadar zamanını bilgisayar başında geçiren bireyler olduğunu söyledik. Ama yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var arkadaşlar. Artık sizlerin ortak hedefler doğrusunda kenetlenip doğru bildiğiniz yolda sosyal sorumluluk ve birbirinize destekle yürüyeceğinize inancım tam. Bu güzel ülkeyi daha da ileriye götüreceğinize hiç şüphem yok. Ülkemizi o biz büyüklerin yukarıdan baktığı, aşağıladığı Y kuşağının elinde daha güzel günlerin beklediğini düşünüyorum. Emin olun sizlerin hem ülkemizde hem de dünyadaki kurumların yönetimine gelmenizi heyecanla bekliyorum. Arkadaşlar ben Y kuşağının ne anlama geldiğini nihayet anladım. 3 hafta önce Azerbaycan'daydım. Onların dilini öğrenmeye çalıştım. Y kuşağı, yakşı kuşak demek. Yani güzel insanların kuşağı. Arkadaşlar bugün sizler için çok önemli bir gün. Ben kendi mezuniyetini hatırlıyorum. İnanılmaz bir duygu fırtınası içindeydim. Sizin de bu şekilde hissettiğinizi düşünüyorum. Gururlusunuz, sevinçlisiniz, biraz hüzünlüsünüz, biraz kızgınsınız belki. Ya işte ortalamam 3.50 olmadı, 3 olmadı, Londra seyahatini kaçırdım falan. Mutlusunuz, biraz buruksunuz, arkadaşlarınızdan ayrılıyorsunuz ama mutlaka ve mutlaka büyük bir rahatlamayı hep birlikte hissediyorsunuz. Yani hiç lafı uzatmadan söyleyeyim, gerçekten çok önemli bir iş başardınız. Biz hocalarınız olarak sizleri tebrik etmek istiyoruz. Bir sonraki alkış sizlerden hocalara gelecekti ama siz onu spontan olarak yaptınız. Teşekkür ediyorum. Ama unutmamamız gereken 3. bir komponent var üniversitede. Üniversite deyince akla hemen hocalar ve öğrenciler geliyor ama idari kadro olmadan bir üniversitenin yürümesi mümkün değil. İdari kadroya çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hocalar dedik, öğrenciler dedik, idari kadro dedik ama sizin bugüne gelmenizde çok büyük emeği olan bir grup insan daha var. Bugünü görebilmek için canla başla çalışmış, elinden gelen her şeyi yapmış, yakınlarınız ve anne babalarınız da burada. Sizden ricam yakınlarınızın olduğu yere dönüp onlara bir alkışla teşekkür etmeniz.
Sizi sevenleri davet ettiniz buraya ve bu güzel günde beraber olmak için geldiler. Öte yandan 4 yıl önce veya 5 yıl önce veya 2 yıl önce hangi programdan mezun olduğunuza bağlı olarak bu programa başladığınızda aramızda olan hatta belki sizi Özyeğin Üniversitesi'ne gelmek için ikna eden ama maalesef sizlerin mezuniyetini görememiş olan sevdikleriniz, dostlarınız da olabilir. Babaanneler, dedeler, nineler, belki anneler, babalar bunları kaybetmiş olabiliriz. Şimdi bu kaybettiğimiz sevdiklerimizi anmak ve onlarla düşüncelerimizde de beraber olabilmek için kısa bir fatihalık saygı arası vermek istiyorum. Nasıl anmak istiyorsanız öyle anın ama onların ruhunu da bu sevince davet edin lütfen. Sağ olun, var olun gençler. Aranızda ilk mezuniyet törenini izlemiş olanların ellerini görebilir miyim? Oo, hepiniz izlemişsiniz. O zaman bir beklentiniz vardır mutlaka. Alkışlardan ve teşekkürden sonra ne oluyor? Bir tezahürat oluyor değil mi? Geçen seneki tezahürat neydi? İşte mezun, işte kampüs. Ali Naci'cim neredesin? Ali Naci mezun olalı bir sene olmadı. İkinci işini buldu nihayet. Fakat Türkiye'deki en iyi işlerden biri emin olun. Şimdi arkadaşlar her sene yeni bir tezahürat lazım. İşte mezun, işte kampüs doğru ama yani tekrar etmemek gerekiyor kendi kendini. Orijinal olmak gerekiyor. Geçen sene tanıtım ekibiyle birlikte kutlama gezisi yaparken İşte Temmuz'un ya 31'iydi ya da Ağustos'un ilk haftasıydı. Teknede onlarla beraber bir tezahürat kurguladık. Ben genellikle yeni bir şey yaptığım zaman sevdiğim, saydığım bir kadının fikrine danışırım. Anneme gittim, anne dedim şöyle bir tezahürat yazdım ne dersin dedim. Oku bakayım oğlum dedi. Şimdi manzumeyi okuyorum size. Çekmeköy'den geliyoruz. Özyeğini seviyoruz. Bordo lacivert rengimiz, fark yaratmak hedefimiz. Annem ben bir çay getireyim dedi, mutfağa gitti. Sonra geri döndüğünde oğlum dedi bu senin ortaokulda yazdığın manzumelere benzemiş dedi. Babam sağ olsun benden yana çıkar hep. Ya o kadar fena değil aslında. Araya böyle oy oy falan diye bir şeyler karıştırırsan dedi. Kurtarabilirsin dedi. Onun üzerine babamla oturduk. Biraz güfte üzerinde çalıştık ve şöyle bir şeye dönüştü. Çekmeköy'den geliyoruz oy oy. Özyeğini seviyoruz oy oy. Durun alkışlayın ya daha beraber yapacağız. Önce öğretiyoruz. Bordo lacivert rengimiz oy oy. Fark yaratmak hedefimiz oy oy. Tabii biz bunu şimdi çift koro yapacağız. Öğrenciler güfteyi söyleyecekler. Hocalarımız da oy oy korosu olacaklar. Uydu mu arkadaşlar? Evet. Ayağa kalkıyoruz. Koromuz hazır. Çekmeköy.